yaşayan bir Ermeni vatandaşımız için yapılmış, özel olarak yapılmış bir nesnedir. Kirokor Makulyan adına. Ve yazıyor burada, evet. Kirokor Makulyan, Konstantinopolis, Stambol. Hamamlarda kullanılır. Sıcak soğuk su. Horhor çeşme diyor ona. Aslında horhor çeşme tek, şundan kaynaklı horhor çeşme diye. Aslında tek su çıkışlı olan bu. Ben de bu zamanlar kapı keyifleri, eski bu merakım ben dedem yanında büyümekten kaynaklanıyor. Dedem yanında daha önceden bu işte tarım aletleri, eski tarım aletlerle uğraşa, bir de yaşantıya özden destek herhalde. Bursa'ya geldik, kader bizi Bursa'ya getirdi Diyarbakır'dan. Biz burada da bu içimdeki özlem, kendimi bu işlere vermeye başladım. 1987-88'inden beri yapıyorum bu işi. 30 yılı geçti, 30 yılı aşkın bir süredir. Her çeşit, eski olan her çeşit şeyi almaya çalıştım. Bazıları hibe, bağış yaptılar. Bazılarını satın aldım. Genellikle çoğunu ikinci el ve hurdacılardan satın aldım bunların çoğunu. Evet, ne gibi ürünler var içeride? Buradaki ürünler yani bir çividen tut, kapı kilidinden tut, radyolar, televizyonlar, sobalar, araba tekerleri, eski taş değirmenleri, buğday değirmenleri, işte onlar bulgur yaparlardı onlarla. Dövenler, harman dövmek için, işte küpler, radyo, siyah beyaz televizyon, her türlü şey, plak, pikap, ondan sonra lambalar, gaz lambaları, eski gaz lambaları, bizim çocukluğumuzun geçtiği gaz lambaları, lüksler, fenerler, işte elimde geçtiyse, ne bulduysam eskiye dair değerlendirmeye çalıştım, öyle diyeyim ben size. Evet, en eski ürünümüz ya da... Eski ürünümüz Osmanlı zamanından kalma, üstünde Osmanlıca yazılı, sahibi Mehmet Bey yazan 1125 tarihli bir lengerimiz. Bu lengerimiz 325 senelik bir lengerimiz bu. Yani üzerindeki tarihten onu okuyoruz o şekilde. En eskisi bu. Bunların içinde, bütün eşyalarım içinde en eski bildiğim tarih olarak bu. Evet, bu müzeyi ziyaret edenler de oluyor mu? Tabii, eş dost geliyor. Bir de buraya gelip gören, sonra gidip arkadaşlarını alıp getiriyorlar. Böyle bir şeyimiz oluyor, böyle bir sirkülasyon oluyor burada, ziyaretçi sirkülasyonumuz oluyor. Yani ben şimdi şöyle, para değil de, hoşuna gitti zaman bizim bundan vardı, işte attık, kırdık falan diyorlar. Bazıları bana hediye verir misin diye soruyorlar. Tabii ki hediye vermek en güzel şey ama bunları almak, bunlara sahiplenmek, insan artık kanısıyor bunlar. Yani kendini bir ailesinden gibi bir şey oluyor bunlar. Yani hiç dediğim gibi satma işinde düşünmüyorum. Ne olur Allah şey yapmasın ya, mecbur bırakmasın. Olur ya, mecbur olursa, paraya sıkışırsa, para gibi bir hastalık olur, şu bu olur falan. O zaman tabii ki insan elindeki malı satmayı düşünebilir yani. Bu 30 yıllık bir emek, bu emeği herhangi bir müzeye falan bağışlamayı düşünüyor musunuz ya da böyle bir müzede görmek ister misiniz kendinizi? Yok, ben kendi müzeyi yapmışım zaten. Yani ben müzeyi hatta daha geliştireceğim, yani böyle kalmayacak diye tahmin ediyorum.